Selamun aleyküm. Bugünkü direksiyon dersi videomuzda kaza yaptık. Kaza tespit tutanağını nasıl tutuyoruz? Onun hakkında bilgiler vereceğim. Şu anda bugün ayın kaçı? 22'si herhalde. 22 Kasım. 22 Kasım olması lazım. LPG fiyatı 17.74, dizel 18.19, benzin dizel 38.19, benzin 35.25. Güncel fiyatlarımız böyle. Şimdi kaza yaptık. Dedin ki tutanak tutalım. Anlaşmalı tutanağı çıkarttın. Kroki'yi çiziyorsunuz ya. Kazanın aynısı olduğu şekilde. Yani cadden, sokağın, yol çizgin. Bunları o kroki'de iyi belirtmeniz lazım. Ondan sonra sağa sola dönülmez tabelalarını orada bakıp keşfedip, yani kaza olay yerinde belki karşıdan gelen ters yönden geliyordur, belki sağa dönülmez yolu vardır, tamam mı? Bunlara iyi dikkat edip o krokiyi öyle çizmeniz lazım. Aşağıda da ifadenizi doğru vermeniz lazım. Mesela bazı kazalarda şu yaşanıyor. Mesela taraflar diyor ki ben diyor seninle anlaşamıyorum, polis çağırmak istiyorum diyor. Tamam, polisi çağırıyorsun, polis geliyor. Polis bazen çizdiği zaman yanlış çizebiliyor. İnsanlık hali. Bu yaşanılabilir, olunabilir. Bir polis zaten sana çizdiği zaman polis diyor ki bak senin araban böyle mi duruyordu diyor. Çiziyor, tamam mı? Orada bir onların hazır cetvelleri var. Sen de diyorsun ki evet diyorsun, benim araba böyle. Öbür kişiye de diyor ki senin araba buradan mıydı diyor. Böyle mi diyor. Çiziyorum diyor. Tamam diyor, okey veriyorsun. Tamam. Tamam, şekilde çizmede sıkıntı olmayabilir ama polis yol çizgilerini yanlış çizebilir. Mesela farklı bir açıdan gösterebilir. Fotoğrafları kendiniz de çekmeniz lazım. Yani bu şeyler yaşanılıyor. Kaza sonuçlarının da farklı sonuçlanmasına, kusur oranlarının yanlış tarafa verilmesine sebep olabiliyor. Ha, bunu itirazla düzeltebiliyorsunuz ama itiraz yapmadan kendiniz doğru düzgün çizin. Kazanın oluş şeklini ve aracınızın fotoğraflarını bir 50 metre uzaktan bir komple yolu, her yeri gösterecek şekilde fotoğrafı çekmenizde fayda var. Yani bu kazalarda maalesef bu tür şeyler yaşanılabiliyor. Sola sinyal verdim. Arkadaki trafik azalsın, çıkarız. Bundan bir önceki videom da ara gazı videosuydu. Onu da ara gazıyla ilgili sorularınız varsa izleyebilirsiniz. Bak adam selektör yapıyor. Ne güzel, gördün mü? Çıkma diyor. BMW E30 geliyor yan yan. Abi şu ne güzel bir şey ya, sabretmek. Bu yani sabır etmek diyor ya adam. Yani bu hayatınızın her safhasında, bak trafikte, normal hayatında, iş hayatında, evlilik hayatında, yani toplum hayatında falan. Şu sabretmek ne güzel bir şey ya. Ya birisiyle konuşursun, istemediğin bir şeyi yapıyordur. Ya bir sabret, bir dinle. Olayın bitmesini şey yap. Zaten o olay senin sabrettiğin zaman istediğin şekilde gerçekleşiyor zaten. Tamam mı? Bu sabır olayına çok dikkat etmeniz lazım. Araba sürerken de, gündelik hayatınızda, iş hayatınızda. Yani bekleyin. Emin olun size faydası daha çok olur. Mesela kazaların olma nedenlerinin çoğunun sebebi sabırsızlık. Bekleyememek. Ya bekle, geç git. Mesela ışık da duruyorlar. Adam sabredemiyor. Ya yeşil yanıyor. Basıyor da kornaya, basıyor da basıyor. Kornaya bastığın zaman bir sefer sen kendine stres yapmış oluyorsun. Sıkıntılı bir hayatın oluyor. Güne negatif başlıyorsun. Oysaki sabret. Gideceğin yere geç git. Pozitif başlamak senin elinde. Tespit tutanağı o şekilde. İyi dikkat etmek lazım. Kaza sırasında olay yerini terk etmemek önemli. Yani tutanağınızı tutana kadar aracı
kaza yerinde bekletmenizde fayda var. Çünkü bazen mesela kişi diyor ki fotoğrafını çekelim, tutanak tutalım yolun sağında diyor. Arabaları da çekelim diyor. Yolun sağına geçiyorsun, adam bambaşka bir şey söylüyor. Tutanağa şunu yazmak istiyorum diyor ya da şekili böyle çizmek istiyorum diyor. Tamam mı? Fotoğrafın dışına çıkmak istiyor. Bu sefer anlaşmazlık oluyor. Bu sefer polis çağıralım diyor. Polis çağırınca, polis geldiği zaman da diyor ki ben buna bir şey yapamam diyor. Olay yeri terk diyor. Yani sigortanız da ödemez, kaskonuz da ödemez o gibi durumlar olduğu zaman. Anlaştın, dedin ki tamam tutanağı tutalım. Tamam tutalım hemen hızlı bir şekilde. Ondan sonra araçlar yine orada dursun. Araçların başında hemen 5 dakikalık iş, 5 dakikada trafiği aksatmadan tutanağı tutabilirsiniz. Zaten evrakları, gerekli evraklar, tutanağı dolduruyorsun. Islak imzalı iki surette de. O otomatik fotokopilidir. Altına da karbondan dolayı altına geçer. Tuttun. Alttaki surete de ıslak imza, adını soyadını tekrardan yaz. Islak imzayı at. Karşı tarafın ehliyeti. Ehliyetin arkalı önlü fotoğrafını çekiyorsunuz. Okunaklı şekilde. Karşı tarafın aracının ruhsatı. Ruhsatta iki tane yaprak var zaten, sağlı sollu. Onun fotoğrafını çekiyorsunuz. Ehliyet, ruhsat. Bir de karşı tarafın trafik sigorta poliçesinin fotoğrafını çekiyorsunuz. Bak sarı yandı. Sabrettim, sabırlı oldum, durdum. Arkadaki araba bana da vura da bilir. Yani ola da bilir ama suçlu kim oluyor? Arkadaki oluyor. Yani sabırlı, sakin araç kullanmak her zaman faydalıdır. Şimdi gerekli evraklar aldınız. Ehliyet, ruhsat, trafik sigorta poliçesi, kaza tespit tutanağı, bir de olay yerinin fotoğrafları, kazayı gösterir fotoğrafları uzaktan yakından çektiniz. Ondan sonra suçlu ve suçsuzun kim olduğunun bilinmesi için tamircinize gidip hasar dosyası açtırmanız lazım. Karşı tarafın sigorta şirketinden. A sigorta şirketi mesela, tamam mı? Oradan dosyayı açtırdığın zaman size diyorlar ki işte eksperiniz şu, eksperlik telefon numarası bu. Dosya zaten eksperin bilgisayara mail olarak düşüyor. Eksper gelip sanayide aracı görüyor. Ustaya diyor ki işte bu aracın tamiri şu kadar tutar. Evrakları topluyor. Hani sizin ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesi, gerekli evraklar falan var ya. Onları topluyor. Sigorta şeyine, Tramer Genel Merkezi'ne gönderiyor. Tramer Merkezi'nde şirketler arası mutabakat sağlanıp, tamam mı? Diyor ki senin aracın suçlu görülmüştür. Bu hasar tutarını sen ödeyeceksin diyor. Sigorta şirketi de diyor ki tamam ödeyeceğim diyor. Şirketler arası mutabakat olduğu zaman ekspere bilgi gidiyor. Diyor ki tamam diyor, suçlu belli oldu diyor. İşte %100 bu araç suçlu. %0 da şu araç kusursuz. Ondan sonra ekspere bilgi geliyor. Ekspere de tamirciye diyor ki sizin dosya sonuçlandı 1-2 gün içerisinde. Dosya sonuçlanınca eksper onayı geldikten sonra tamirci tamire başlıyor. Ondan sonra işte verilen IBAN numarasına parayı da sigorta şirketi tamir bittikten sonra gönderiyor. Yani işleyiş bu şekilde. Veya sigorta şirketi diyor ki sizin müşteriniz diyor işte bu araç, A araç suçlu diyor. Kendi cebinden yaptıracaksın diyor. O sonuçlanıyor. Veya %50 diyor. Diğer yandan polisin tuttuğu tutanak var. Polis de diyelim sen anlaşamadın, olay yerine geldi. Diyor ki E-Devleti'ne diyor rapor düşecek diyor. Kaza tespit tutanağı düşecek diyor. Orada polis ya %100 suç veriyor. İşte diyor ki 53'e 1A diyor. Ya da işte 20'ye A maddesinden diyor. Kusur oranı gözükmüştür diyor. Diğer tarafın kusur oranını boş bırakıyor. Sen anlıyorsun ki o 53'e 1A yazan yer %100 suçlu. Ya da internetten bakıyorsun bu kusur oranı nedir diye. Oradan onu da görebiliyorsun. Ya hastayım. Bir aydır öksürüğüm geçmedi. Sesimin tonu değişik olabilir. Bak ne güzel. Sağdan arabalar geliyor, sıkıştırıyor. Sol şerit serbest. Ben soldan, trafik aksın, sıkıntı, stres olmadan, korna yemeden, kaza tehlikesi atlatmadan orta şeridime geçiyorum. İleride trafik duruyor. Arabalar duruyor. Sağ sinyalimi verdim. Şuradan trafiğe takılmadan sağdan ilerleyelim. Yani büyükşehirde maalesef bunları yaşadığımız için alternatif yol kullanmak zorundayız. Bazı yerlerde mesela mahalle arası oluyor. Orayı tercih ediyoruz. Bak oraya neye basmaya gerek yok.
Adam önden gidiyor. Polisin tuttuğu tutanak E-Devlet'e düştüğü zaman oradan alıyorsun. Bak suçlu sensen tamam. Sıkıntı yok. Yani tamirciye gidip kendi cebinden kendi masrafını yaptırabilirsin. Diyelim ki o E-Devlet'ten indirdiğin tutanak da suçlu karşı tarafsa kendi aracını yaptırmak için o polis tutanağıyla hasar dosyası açması için sanayiye ustaya gidiyorsun. Tamam, ondan sonra da usta yine aynı şekilde sigorta şirketini arıyor. Hasar dosya açtırmak istediğini beyan ediyor. Yine eksper belirliyorlar. Eksperin telefon numarasından telefon ediyorsun. Gel aracımıza bak diyorsun. Tamam mı? O şekilde de süreç ilerliyor. Tamiri yapıp paranızı alıyorsunuz karşı tarafın sigorta şirketinden. Tabii ki bu karşı taraftan aldığın hasar tutarı tekli kazalarda, maddi hasarda 120 bin lira alırsın. Zincirleme kazada birden fazla araç olaya karıştıysa o karşı tarafın sigorta şirketi 240 bin lira ödüyor. İşte ölüm sakatlıkta 1 milyon 200 bin lira ödüyor bir kişiye. Birden fazla kişiye de 6 milyon TL yani 6 trilyon para ödüyor karşı tarafın sigorta şirketi. Diyelim sen suçluysan senin sigorta şirketinde karşı tarafa maddi hasar 120 bin lira ödüyor. Diyelim gittim karşı tarafa 1 milyon TL hasar verdim, 500 bin TL hasar verdim. Onu da maalesef cebinden ödüyorsun. Ama kaskon varsa kaskonun içerisinde bir İMM diye bir teminat var. İhtiyari mali mesuliyet teminatı. Burada sigortacın bunu 500 bin de verebilir, 1 milyon da verebilir, 10 milyon da verebilir, sınırsız da verebilir. Kaskon varsa. Tamam mı? Kaskonda da bu teminatta satın aldığın teminat miktarı kadar karşı tarafa sigortanın yetmediği yerde teminatını da ödettirebiliyorsun. Ama diyelim ki abi benim arabama kaskoyu kimse yapmıyor. Tamam mı? Ben kasko yaptıramıyorum ve trafik sigortam var sadece. Benim arabam 120 bin lira mı ödeyecek? Hayır. Bunu da o İMM dediğim teminatı sen istersen sigorta şirketlerinden satın alabilirsin. 1 milyon TL işte 500 lira falan. İşte 5 milyon TL olduğu zaman 2000 lira falan. Öyle fiyatlar var. Sigorta şirketine göre değişiyor. Mesela sınırsız veren 2 tane sigorta şirketi var. Bunda da işte birinde bazen fiyat 1000 lira da çıkabiliyor. 1100 de çıkabiliyor. Sınırsız ödüyor. Bak diyelim ki gittin bir Ferrari'ye çarptın. Polis geldi tutanağı tuttu. Dediler ki suçlu sensin. Trafiğin 120 bin lira öder. O ek yaptırdığın sigorta var ya hayat kurtaran. O da sınırsız şekilde diyelim Ferrari kaç trilyon? 30 trilyon. 30 trilyonu hiç ikiletmeden öder. Böyle de bu şeyden kurtulabilirsiniz. Yani kazada. O teminatı satın alabilirsiniz. En fazla maksimum yani söylüyorum. Diyelim eski model aracın var. Fiyat aldın sigortacından. O da dedi ki işte abi sana sınırsız 2520 lira çıkıyor. En kötü ihtimalle 2500 liraya yaptırırsınız. Zaten şu anda trafik sigortaları 4000 lira falan çıkıyor. 4000 lirayı veriyorsun. 2500 lira daha ekstradan ver. En azından trafikte gittiğin zaman kafan rahat olsun kaza anında. Öbür türlü cebinizden ödersiniz. Evinize, arabanıza karşı tarafın sigortacısı, avukatı, kasko firması evinize, arabanıza haciz koyar. Ondan sonra mal kaçıracağım diye uğraş dur. İşte üzerine hayatın boyunca bir daha mal alamazsın. Avukat sürekli rahatsız eder. Öde Allah öde. Hani bunları istemiyorsanız trafiği madem yaptırıyorsun 4000 liraya 7000 liraya 2500 lira da bunu ver baban rahat etsin. Ben aynı zamanda sigortacıyım. Yani bu ürünü satın almak isterseniz yorumlardan yazın. Ben size yardımcı olurum. Ha akraban vardır, yıllardır sigortacım vardır. Ona da de ki abicim ben böyle böyle bir video izledim. Adam diyor ki sınırsız İMM diye bir poliçe varmış. Bunun fiyatını bana çıkar. Kaç lira çıkıyorsa yaptıralım. Kafamız rahat etsin diye her yıl düzenli olarak yaptır. Mesela diyelim trafik sigortan Haziran ayında bitiyor. Biz hangi aydayız? Kasım ayındayız. Haziran'da trafiğin biter. Kasım ayında da bunu yaptır. Kasım ayında da her Kasım ayında da bunu yaptırabilirsin. Ha diyelim senin araban lükstür, zenginsindir. Kasko yaptırıyorsundur. Kaskocuna da de ki kardeşim bize 1 milyon verme. 1 milyonluk araba mı kaldı? 5 milyon verme.
elektrikli arabası var, otobüsü var, kamyonu var, çekicisi var, yani lüks araçlar var. Şimdi sen sanma ki sen çekiciyi pert edemez misin? Adam sağdan gelir, yol vermezsin. Hafif arabanın burnuyla sana dokunur, gider uçurumdan uçar ya da duvara çarpar çekici. Sen pert etmiş olursun arabayı. Suçlu sensin çünkü sağdan gelene yol vermemişsin. Yani çekiciyi de otobüsü de otomobilinle pert de çıkartabilirsin. Ondan dolayı sigortalarınızı yaptırın. Mesela diyelim ki sen zenginsin. Trafik sigortan var. Kaskon da var. Kaza yaptın. Şimdi diyelim ki suçlu karşı taraf. Sen gidip aracını yetkili serviste kaskondan dosya açtırırsın. Kaskondan da yaptırırsın aracını. Yedek araç falan alırsın, tamam mı? Kaskoda bu özellikler var. Bir hafta, 15 gün, bir ay. Neyse işte teminatı. Ona göre hem arabasız kalmamış olursun, hem de yetkili servis aracın orijinal parçayla kaskondan yaptırmış olabilirsin. Karşı taraf suçlu olsa dahi. Tamam mı? Sonra senin kaskon bozulmaz. Senin kasko şirketin karşı tarafın trafik sigortasından parasını alır. Ama yeten teminatlar karşılığında 120 bin liraya kadar alır. Arada fark olursa kaskon bozulur. Ya da diyelim kaza yaptın, kaskon da var, trafik sigortan da var. Burada çok trafik oldu. Kaskon da var, trafik sigortan da var, suçlu da sensin. Gittin adama çarptın, polis tutanak tuttu ya da kendiniz tuttunuz, suçlu sen çıktın. Aracını gidip yetkili servisten, kaskonun anlaşmalı olduğu servisten gidip ücretsiz yaptırabilirsin. Yani kasko sana şunu demez, bu kazada sen suçlusun, ben bunu ödemiyorum demez yani. Ya da diyelim kaskon var, aracın park halinde duruyor, biri vurdu kaçtı gitti, polis çağırırsın. Olay yerinde fotoğraf falan çekersin, polise tutanak tutturursun aracımıza çarpmışlar diye. Kasko aracını öder. Yani kasko güzel bir şey. Bugün bir müşterim aradı. Herkes sola geçiyor ileride. Sağ trafik kaldı. Biz de sola geçelim. Sinyalimizi verdik. Sakin sakin şeridimizi değiştiriyoruz. Güneş de iyi vuruyor. Bak güneşliğin önemi. İki elinle siper et diyor ya adam. İki elinle siper etmene gerek yok. Güneşliği icat etmiş adam. Bak Tesla gidiyor. Yani şuna çarpsan ne yapacaksın? 3-4 trilyon. Trafik sigortan işte bunu pert ettiğin zaman ya da bunun bir 400-500 bin liralık hasar olduğu zaman trafik sigortan yetmez. Olabilir insanlık hali. Adam patadan durur, arkadan gider çarpabilirsin. Yani bu olabilir. Şuradan Ankamol'e gideceğiz. Ankamol'ün garajına girince videomuzu da kapatalım. Hani burada çok kişi geldiği için Ankamol'e gelen giden trafiği tıkıyor. Mesela bir müşterime kasko yaptık. İşte ne kadar yaptık? 6000 liraya yaptık. Dün beni aradı. Dedi ki burada dedi dolu yağdı dedi. Arabanın kaputu, tavanı, bagajı hasar aldı dedi. Şimdi o dolu hasarını düzelttirmeye kalksan sanayide, kendin yaptırmak istesen yani minimum 15-20-25 bin lira tutar diye tahmin ediyorum. Şimdi kaskosu var. Kaskosundan müşterimiz aracını ücretsiz yaptıracak. Yani kasko bunlar için çok önemli. Selde suya girersin, aracın motoru kilitlenir, kasko öder. Yani durumunuz varsa, ekonomi durumunuz varsa aracınızda kasko yaptırmanızda fayda var.
Şimdi Ankamol'e geldik. Yani ben şu anda aracın sağ arka üst kısmından video kaydı yapıyordum. Onu yapamıyorum. Bu açıdan videolarıma devam edeceğim. Yeni bir aparat aldığım zaman o açıdan yine çekmeye devam ederiz. Yani gelmişken park yeri, bak AVM'de nasıl park yeri arıyoruz, o şekilde onu da şey yapalım. Hatta bu videoyu sonlandıralım, ondan sonra diğerini basalım. Diğer, stop please. Tamam, yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.